Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte 1855-57 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1857-1861 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz değerli dostlarım. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1857 yılında Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin Müslüman gayrimüslim çatışmalarına müdahalesi. 1857 yılında gümrük resminin eşyanın vardığı değil, çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahre Nizamnamesi'nin yayınlanması. Yani karolarda da var hala bu. Gönderici öder. Yani karoların tam tersi. Mesela şimdi nasıl alıcı ödüyor parasını, o dönemde gönderici parasını ödüyor. Yanlış oldu, düzeltiyorum. Yani nakit. Yani mesela ben size bunu gönderiyorum. Siz bana benim hesabıma bu parayı yatırıyorsunuz. Ben de size bunu kargoya veriyorum ve ücretlerinize ulaşıyor değerli dostlarım. Bu şekilde bunu düşünebiliriz. 1857-62 yıllar arasında Beyrut Sam Sosyetesi'nin yapımı gerçekleşiyor. 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiye'nin Edaretinin kurulması, yani Genel Eğitim Bakanlığı, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın o dönemdeki tüm şeyleri kapsayan genel bir eğitim bakanlığına dönüştürülmesi gerçekleştiriliyor değerli dostlarım. 1857'nin 6 Kasım'ında Paris'teki Mektebi Osmaniye, Paris'te Osmanlı Mektebi adında bir Osmanlı Mektebi okulunun açılması gerçekleştiriliyor. 1858 yılında 1. Karadağ Harekatı gerçekleştiriliyor ve aynı yıl Ceza Kanunname-i Humayun'u kabul ediliyor. Dostlarım, Ceza Kanunname-i her konuda mecellenin, Osmanlı'daki mecelledir aslında. Yani nedir mecelle? Her konuda devletin karar aldığı, neye göre karar alıyor? Yasalara göre karar alıyor ve her devletin cezai işlemlerde karar almak için başvurduğu bir kanundur. Ceza kanunnamesi hala da farklı isimle ve farklı maddelerle varlığını sürdürmüştür. Dostlarım, ben ne demiştim? Maarif Umumiye'nin kurulması Osmanlı'daki Genel Eğitim Bakanlığı'nın, ama Osmanlı Devleti'nde hala kız çocukları okutulmuyor. Ve buna bağlı olarak da kız çocuklarının okuması için 1858 yılında Kız Rüştiye Mekteplerinin açılması gerçekleştiriliyor. Yani sadece kız okulları diyebiliriz biz buna. Bakın, Boğaziçi yapılıyor ama aradan 60, hatta 70 yıl geçmiş. Hatta yok, 60 dememiz tam doğru olur. Evet, 60 yıl geçmiş. Osmanlı Devleti'nde hala okuyan kız çocuklarının toplam nüfusu oranı %1. %1. Osmanlı kız çocukları ne zaman okumaya başlıyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra. 1923 yılında %1 olan kız çocuklarının okuma yazma oranı 1938 yılında %80'e çıkıyor. 1938'den 1950'ye kadar ki yine tek parti iktidarı derlerle serilir yani. Hadsizler, sorusuzlar. Rütük. Affedersin, Rütük. Hadsizler, sorusuzlar, tek parti iktidarı derler ya. Bu da tek parti iktidarında 1809 düzeltiyorum efendim, yani çok sinirlendim bir anda. 1858 yılında kız okulları açılıyor. 1923 yılına kadar, 1923 yılına kadar Osmanlı Devleti'ndeki okuyan kız çocuklarının toplam nüfusu oranı sadece ve sadece %1. 1923, sizin beğenmediğiniz, hani eleştiriyorsunuz ya, Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı oluyor. 1923, iyi hatırlayın.
Ve bunun sonrasında 1932'de kadar %1 olan kız çocuklarının okuma oranı %80'e çıkarılıyor. 15 yılda kız çocuklarının okuma yazma oranı 80 kat arttırılıyor. Sonrasında tabii hala düşük ama çok iyi eğitilmesi 15 yılda. Yine düşünün yani tek parti iktidarı, Sağ İsmet falan filan. Hatırladınız siz onu ya? Yalnız bakın sonu söylüyorum burada eleştiriyorsunuz derken. Gerçekten haklı bir şekilde eleştirenler bazı göz ölçüyor. Mesela İsmet İnönü'nün tek adam olması. Ezanı Türkçe'ye çevirmesi. Paraları kendi ismine bastırması. Kendini milletvekili ilan etmesi konusunda eleştirenler bazı göz üstüne. Lakin o Mustafa İsmet İnönü'yü. Mustafa İsmet İnönü'yü. Sağır diye eleştirenler ise onların nasıl çok yerleri yok söyleyeyim. Sizin eleştirdiğiniz tek parti iktidarında 1923-1950 yıllar arasındaki 27 yıllık süreçte kız çocuklarının toplam ülke içindeki okuma yazma oranı %1'lerden %95'lere çıkarılıyor hey. Hey yani eleştiriyorsunuz ya, eleştiriyorsunuz ya. Kız çocukları 27 yılda kız çocuklarının toplam okuyan nüfusa oranı kız çocuklarının arasında %95'e çıkıyor. Duydunuz mu beni? Aferin adamım. 1858-59 emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması. 1858 16 Haziran'ı arazi kanunnamesi gerçekleşiyor. Yani günümüzdeki tapu kadastronun temelleri bu dönemde atılıyor. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak 6. Daire-i Belediye'nin Nizamname-i Umumisi 18 Haziran yani bir belediye nasıl olmalıdır? Nasıl hizmet vermelidir? Bir belediye binası nasıl olmalıdır? Konusunda hizmet veren ilk örnek belediye. 1859 kayımların piyasadan toplanabilmesi için İhale-i Umumiye'nin toplanması. 1859 Fransızcadan yapılan ilk şiir tercümesi Risalesi. Sinasi'nin tercüme-i manzumesinin yazılması. 1859 Mektebi Mülkiye'nin kurulması. Mülk nedir? Mülk. Devasa Mektebi Mülkiye diyelim. Mülk demeyelim de Mektebi Mülkiye diyelim. Tabi bunun da tarihi 12 Şubat 1860 söyleyelim. Pardon, 1859 söyleyelim. Mektebi Mülkiye dediğimiz yapı Osmanlı'da sivil alanda 3 ile 20 derece olan insanların yetiştirilebilmeleri için Osmanlı Devleti'nde kurulan bir okuldur. Değerli dostlarım Mektebi Mülkiye. 1860 yılında ticaret mahkemeleri kuruluyor. Ve günümüzdeki tüketici hakim heyetlerinin temeli de bu dönemde atılmış oluyor. 1860 yılında ilk basılı yerli tiyatro Sinasi'nin şair evrenmesinin oyunu gerçekleştiriliyor değerli dostlarım. 1860-61 yılında Lübnan ve Suriye olayları gerçekleşiyor. Ve aynı yıl Lübnan imtiyazlı bir devlet haline bir eyalet haline getirilmek zorunda kalınıyor. 1860'ın 22 Ekim'inde Tercüme-i Ahval gazetesinin yayına başlaması. Osmanlı'daki ilk gazetelerden bir tanesidir. Bunu da bilmemiz gerekir. 1861 yılında Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması gerçekleştiriliyor değerli dostlarım. Şimdi ben sizlere Osmanlı'dan günümüze kadar kız çocuklarının eğitime verilen önem hakkında bir video dinletmek istiyorum değerli dostlarım. Dostlarım, de Osmanlı'da kadını anlatayım kısaca video şeklinde. Osmanlı'da kadın dendiğinde hep evinde ut çalan, hamamlarda gelin arayan, kendini hep güzelleştirmeye çalışan ve erkeğin nazarından var olma çabası sürdüren bir kadın profili var. Bu gerçekten böyle midir? Sadece böyle midir? Siz bu konuda bir tarihçi olarak neler söylemek istersiniz? Tabii buyurun. Şimdi ben tarihçi olmanın ötesinde uzmanlığını Osmanlı Cumhuriyeti'nde aydın kadın üzerine yapmış bir araştırmacı olarak şunu ifade etmek isterim ki Osmanlı kadın dediğimiz zaman Osmanlı'da aydın kadını, çiftçili kadını ve kırsalda yaşayan kadını biraz farklı değerlendirmemiz lazım. Şimdi yapılan araştırmalara göre bilhassa tazminat sonrası göç alan
şehirlerde, Selanik'te, İzmir'de, İstanbul'da modernleşmeye bağlı ve göçe bağlı değişiklik çok daha fazla. Buna bağlı bir yaşam tarzında sosyolojik okuda da değişiklik var. Şimdi Osmanlı'da kadınlar nasıl yaşardı ona bakalım. Osmanlı'da anne baba, çocuklardan oluşan bir aile, kadının evde söz sahibi olduğu, biz bugün güçlü ve dominant kadın gördüğümüz zaman tıpkı bir Osmanlı kadını diyoruz ya, aslında Osmanlı'daki güçlü ve dominant, ailede söz sahibi, eşi üzerinde etkiye ve nüfuzu olan bir kadın figürünün günümüze yansımasından bahsediyoruz. Ona vurguluyoruz. Kadın ne kadar Lady Montagu İngiltere'nin İstanbul sefirinin eşi, İstanbul'da yaşamış ama ilahi döneminde İstanbul'da, Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da yaşamış ve Osmanlı kadınının günlük hayatına, gündelik hayatının içerisine dahil olabilmiş bir kadındır. Bunun anılarından Osmanlı kadınının nasıl bir hayat tarzı olduğuna dair çok sağlam ipucu elde edebiliyoruz. Öte yandan Tanzimat öncesi kadın hayatının biraz daha farklı olduğu, Tanzimat sonrası biraz daha değişken olduğu, aydın kadını dediğimiz Osmanlı'nın düşüncel hayat, düşünsel hayatına yön veren kadınların bilhassa Tanzimat'ta tırmanışa geçen hareketli sosyal hayatı hepsi aslında ayrı ayrı incelememiz gereken başlıklar. Bunun dışında Osmanlı'da klasik dönem Osmanlı'da baktığımız zaman Osmanlı Anadolu kadınının erkeğiyle birlikte tarlada çalışan ve buna bağlı olarak haremin telandığın yaşam biçimine bağlı olarak çok da uygulanmadığı kırsal, buna karşın merkezde ve daha bürokratik, daha üst düzey kesimin biraz minyatür saray tarzı yaşam tarzının da benzeştiği, haremin telandığın olduğu, üst düzey konaklarda, büyük bürokratlarda, asker evlerinde cariyelerin, yardımcıların olduğu, kadının daha rahat ettiği bir hayat tarzı sürdürdüğüne tanıklık ediyoruz. Öte yandan çalışan kadınlar Osmanlı'da eskiden bu yana vardı. Bununla ilgili çok önemli detaylar var, elimizde veriler var. Bursa'da yapılan mesela ipek atölyeleriyle ilgili yapılan araştırmalarda neredeyse ipek atölyelerinin 1/3'ünün kadınlara ait olduğu ispatlanmış durumda. Yani çok eskiden bu yana Osmanlı'da kadının bugün belki meslek olarak görülmeyen bohçacılık, falcılık, ebelik, öğretmenlik şeklinde meslek olarak bu işi yaptıkları, para kazandıkları netti, açık bir şekilde görülmekte. Evet. Fakat şuna dikkat çekelim, bu kadınlar Osmanlı'da bu Tanzimat öncesine kadar bu meslekleri icra eden kadınlar üst düzey kadınları değildi. Şimdi konak hayatıyla diğer sosyoekonomik olarak daha aşağıda, aşağı katmandaki kadının hayatı bir noktada ayrışıyordu. Yani o konaklardaki o rahat hayat, o bohem, eğlenceli hayat biraz daha üst kesimin sosyal dokusuna ilişkin ipuçları verirken, öte yandan mesela Kanuni döneminde falan köle ticareti yapan iş kadınları görüyoruz. Bununla ilgili fermanlar var çünkü. Çamaşırhane işleten kadınlar var. Yani çalışan kadın var. Biz Osmanlı feminizm hareketini falan incelerken de mutlaka değineceğiz. Yani Osmanlı'da temelden bir feminizmin gelmemesi Osmanlı kadınının zaten klasik dönemden itibaren iş hayatının, isteyen kadının iş hayatının içerisinde olabilmesi, üretebilmesi, kadın pazarları dediğimiz bir realite var. Kadınların tarlada ürettikleri veya evde ürettikleri işlerini gidip pazarladıkları, sattıkları meydanlar var, alışveriş merkezleri var. Yani şunu söyleyebiliriz, Osmanlı'da üst ve orta düzey kadınların hayat biçiminde, bugün de olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi farklılıklar var. Osmanlı kadını her ne kadar Lady Montagu'nun ifadesinde ilave edeyim, diyor ki Osmanlı kadınının işi gücü gezmek, eğlenmek, kocaya masraf çıkarmaktır. Kadın para kazanmaz, eğlenir ve gezer diye yorumlar Lady Montagu. Fakat onun ayna tuttuğu kesim İstanbul'un üst düzey bürokratik kesiminin eşleridir. Orada yansıttığı ayna da onlardır. Doğal olarak özellikle artık biraz daha müsrifleşmiş ve kendi dinamiklerinden uzaklaşmış Osmanlı toplumunun modernleşme etkisi. Evet dostlar, videonun ilk kısmında biraz hızlı konuştu, farkındayım. Lakin yapabileceğim bir şey yok. Videonun hızı o şekildeydi. Sonradan da seni anlamak istediğini anladınız diye düşünüyorum. O zaman gelin hadi kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1857-1860 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu, kronolojik tarihini elimizden geldiği dilimizin döncüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1861-1863 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte bu iki yıllık süreçte Osmanlı Devleti'ne meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döncüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.
Öncelikle hepinize tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere dostlarım. Allah'a emanet olun.